ننتقل إلى سورة الفيل. أظن سورة في سورة سنتكلم درس. هذه السورة فيها ذكر الجيش الذي أراد أن يهدم الكعبة. في سورة سند كعبة يكمل شن جرنا أردن قصص أخرى. خرجوا لهدم بيت الله الحرام. Onlar بيت الحرام يجأ الله أن أبني يكمل شن يلا شكمشتاق. وأخذوا معهم الفيل. Onlarla kendileriyle beraber filler almışlar. والفيل أكبر دابة على وجه الأرض. Biliyorsunuz ki fil yeryüzündeki en büyük yani yürüyen canlıdır. حتى يخوف الناس. Bunu yaptılar ki insanlar korksunlar. هذا العام بعث ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولد عليه الصلاة والسلام في هذا العام في عام الفيل. İşte Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu fil senesinde doğdu. Allah subhanahu wa ta'ala جعل مقدمات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الله محمد صلى الله عليه وسلم göndermeden önce bazı mukaddimeler yaptı. Bazı mukaddimeler mucizeler gönderdi. يعني في هذا العام التفت الناس الى هذا البيت، عرفوا ان هذا البيت الحرام الذي بمكة بيت معظم يحميه الله سبحانه وتعالى، ولهذا هلكوا عن بكرة ابيهم، لم يبقى منهم واحد من هذا الجيش. İnsanlar biliyordu burası Yüce Allah'ın eviydi. Onun için bu insanlar buraya yönelince insanlar anladılar bu kimselerin başına musibetler gelecek. Ve Yüce Allah bunların başına bazı taşlar gönderdi. Hiçbir şekilde onların eserleri kalmadı. فَزَادَ تَعْظِيمَ النَّاسِ لِهَذَا الْبَيْتِ İnsanların kalbinde Allah'ın Allah'ın evini tazim etmek yükseldi, yüceldi. لكن في هذا القصة عبرة. Ancak bu kıssada bizim için bir ibret vardır. هَذَا الْفِيلْ مَسْتَطَعَ أَنْ يَتَقَدَّمْ لهدم بيت من بيوت الله. Bu fil beraber getirdikleri fil bir adım bile atmadı Yüce Allah'ın evini yıkmak için bir adım bile atmadı. Dabbe çok büyük bir hayvandı. Min akbar ad-dawab ala wajh al-ard yeryüzündeki en büyük en azim hayvanlardan. La tetekellem bi kelam nefhamu bizim anlayacağımız bir şekilde konuşmuyordu. Lakin mastata'at an tetekaddem لتخريب بيت من بيوت الله. Ancak Yüce Allah'ın evini yıkmak için bir adım daha attığını görmüyordu insanlar onu. وعندنا في هذه الأيام. İşte bizim için bugünlerde. من يدعي الإسلام. Kim İslam'ı iddia ediyor. له عقل. Aklı var ise. يتكلم. Konuşuyorsa. يسمع. İşitiyorsa. يفهم. Anlıyorsa. يتعدى على بيوت الله سبحانه وتعالى. İnsanlarla insan yüce Allah'ın evlerine düşmanlık gösteriyor, saldırıyorlar. فالدابة البهيمة الفيل والله أفضل منه. İşte bu fil, bu hayvan, bu insanların daha da hayırlıdır, daha da faziletlidir. لا يعقل أن يكون الجهاد هدم لبيوت الله سبحانه وتعالى. تخريب. Hiç yüce Allah'ın evlerini patlatmak, onları yıkmak cihat olabilir mi? وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يخرب هذه البيوت. Bu evleri yıkanları Yüce Allah çok büyük bir şekilde tehdit etmiştir. التخريب له صور. Yüce Allah'ın evini yıkmanın pek çok sureti vardır. لأن بعض الناس يظن فقط التخريب بهدم المساجد. Çünkü bazı insanlar zannediyor ki Yüce Allah'ın evini yıkmak sadece orayı baştan yani temelinden yıkmak anlamında anlıyorlar. أعظم تخريب للمساجد هو التخريب المعنوي. Yüce Allah'ın evini yıkmanın en büyük yani بأن نجعل المساجد معنوي بشكل يكمكتر أما حسي الحس التخريب الحسي بالهدم بالتخريب برمي الأوساخ يجعل الله evine zarar vermek ya oraları yıkmak ile olur ya da hissi bir şekilde ya da manevi bir şekilde olur. التخريب المعنوي بأن نجعل المساجد أماكن للشرك. Bizlerin manevi olarak zarar vermeyi örnek de bu mescitleri şirk yuvası yapmamızdır. للبدع bidat yuvası yapmamız. Nedfin fiha el amwat. Orada ölüleri gömmemizdir. Yud'a fiha gayrallah subhanahu. Hada a'zam tahrib lil mesacid. Mescitlere zarar vermenin en büyük örneklerinden biri de orada yüce Allah'tan başkasına dua edilmesi, yalvarılmasıdır. Yaqul Allah subhanahu taala ve men azlamu mimmen mena'a mesacid Allah an yuzkara fiha ismu. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın isminin alınmasını engelleyenden daha zalim kim olabilir? وعندنا في هذه الأيام من يلعب في الجوال في المساجد. Bugünlerde bazılarını görüyorsunuz insanlar mescitlerde telefonlarla oynuyorlar. لا يحلو له اللعب والنظر في اليوتيوب والنظر في مواقع التواصل إلا في المساجد. Dışarıda hoşuna gitmiyor telefona bakmak ancak mescide gelince şeytan ona susluyor.
mescitte oynamaya başlıyor, mescitte YouTube'a bakmaya başlıyor. Vallahi el-ba'd la yastati an yasna hala fi bayt ra'is min ar-ru'asa. Biliyorsunuz ki bir insan reis-i cumhurun yanına gidince böyle bir şey yapmıyor. Nesma' al-musiqa fi al-masajid. Şu an yani Allah'ın evinde bazıları telefonda müzik açıyorlar. Maqati' videohat fiha nisa. Ve içinde kadın olan bazı videolar açıyorlar. يتفنن البعض في المساجد باللعب. بعضları ise mescitte telefonda oyun oynuyorlar. لا انتبه ان تجعل هذه المساجد خراب. Sakın bu şekilde mescitlere zarar verme. المكان الذي تضع فيه اكرمكم الله النعلين ضع الدنيا هناك. Ayakkabını koyduğun anda dünyayı da orada bırak. المسجد يمنع فيه البيع والشراء. Mescitte alışveriş yasaklanmıştır. يمنع فيه البحث عن الأشياء المفقودة. يقول فقدت سيارة، فقدت ولد من أولادي. لا، يمنع البحث عن هذا. Mescide gelip de şunu buldum kimindir bu ya da ben şunu kaybettim demek doğru değildir. Bu caiz değildir. الكلام عن السياسة، الكلام عن انتخابات، الكلام عن غلاء الأسعار. Mescitlere gelip de yani falan siyasi parti şöyle yaptı ya da fiyatlar yükseldi gibi konulara girmememiz gerekiyor. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil bi hadal ceyş. Yüce Allah buyuruyor ki Yüce Allah'ın bu fil ashabına ne yaptığını görmedim. Yani bu ordu sahibine ne yaptığını görmediniz mi? Fa arsalallahu subhanahu ve teala aleyhim cemaat min at-tayr termihim. Yüce Allah gökten cemaatler halinde börek böyle kuşları gönderdi, onlara taşlar atıyordu. Termihim tuyur. Lakin bi kudretillah subhanahu teala. Bunlar kuş, küçücük kuşlar ancak Allah'ın kudretiyle bunu yapıyorlar. Kanet hadihi tuyur ma'aha ma'a kulli tayr ma'ahu hijara. Hadihi hijara min tin muhtariq. Bu her kuş ile beraber küçücük bir taş vardı. Yani sıcak, çok kızgın bir taş vardı onlarla beraber. Termi haula. Bu fil ashabını atıyordu. Lam yabqa minhum ahad. Bunları yaptıktan sonra, kuşlar bunları gönderdikten sonra bir tane bile, bir kişi bile sağ kalmadı. Ju'ilu kezzer'a lezi yeskut. Yani zer'a l'an indema teskut al-eşya ve thumma yani tenşef min eşşems ve tabda tekun hafife leysa fiha şey. Yüce Allah onları vasfettiği şey yani onlar yenilmiş bir ekin haline geldiler daha sonrasında. Mahvoldular. Ta'kulu d-devab. Yani hayvanların yediği o yenilmiş ekine benziyor. İzen el-hazar el-hazar min et-taaddi ala buyutillah. Bizim Yüce Allah'ın evlerine bu şekilde zarar vermemiz, eziyet vermemizden çok uzak durmamız gerekiyor. La nedfin fiha el-amuat. Orada kimseyi gömmeyiz. La yud'a fiha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Yüce Allah'tan başkasına kimse dua edilmez. La yumkin nec'alha amakin lir-raqs. Orada yani bazı tarikat ehlinin yaptığı gibi dans edilmez. Ayna raks? Lo qal lana qal ayna raks fi'l mesacid? Birini sorabilir. Nerede bu dans edenler nerede? Bize göster bakayım. İbnül Kayyim rahimallahu teala yekul hâdâ. İbnül Kayyim rahimallahu kitabında bunu zikrediyor. Yekul metâ alimen nâsu annel gînâ sünnetun tutteba' fi ay din kânel gînâ vel raks vel temâil fi'l mesacid din yetekarrab bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kayyim rahimehullah inkar eder kitabını diyor ki ne zamandan beri bu müzikler, bu dans etmeler bizim dinimizden olmuş? Ne zamandan beri bu dine girmiş? Wa an ya'kul al-mar yaqul akramukum Allah akl al-himam. Ve bazı mescitlerde yani görüyorsun eşek etiyorlar. Hani bunlar yani ya'kul kama ya'kul al-bahim al-himam. Na'am ba'd an-nas. Yaqulu fi masajid. Na'am hum ya'kulu thumma yarqusu. Ha bu şekilde yapıp sonra dans ediyorlar. المساجد لم تبنى للأكل ولا للشرب مثل الكافي عندكم. نعم ممكن نأكل بمقدار الحاجة إفطار الصائم كذا، أما نجعل المساجد مثل المقاهي نجلس ونشرب الشاهي ونتراقص في المساجد ما يمكن يكون هذا. Mescitleri ayrıca yani ancak hacet miktarında şu şekilde kullanabiliriz. Yeriz içeriz ancak kahve haline getirmeyiz. Yani bazıları mescitlerde bu konuda aşırıya gidiyor. ثم بعد أن تملأ البطون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يبدأ بالرقص في المساجد. Bunlar böyle eşek gibi yedikten sonra mescitlerde raks etmeye başlıyorlar. وعندما تسألهم لماذا تتمايل وتسقط في المساجد
Sizler neden bu şekilde kendinizden geçip düşüyorsunuz mescidde? Kale hâle hubbel Rabb subhanehu ve teâlâ. Biz bu şekilde dönüyoruz, böyle raks ediyoruz, dans ediyoruz. Bu Allah'ı sevdiğimizden ötürüdür. Kale hâle fîh ihâne buyutillâh. İbn-i Kayyum diyor ki bu Yüce Allah'ın evine karşı bir alçatmadır. La yasna hâvel yehûd velen nasâr. Fî emâkin ibadeti. Bunu ne Yahudiler yapmıştır ne de Nasrani'ler, Hristiyanlar yapmıştır. Feyâle l'ukûl. Yakul ya ashâbel l'ukûl. Ey akıl sahipleri neredesiniz diyor. Alâ minkum men yunkir hâzihil bid'a. Sizden hiçbiriniz yok mu bu bid'atları inkar etsinler? Hiçbir tane akıl selim insan yok mu bu bid'atları gidip inkar etsinler?